Bak benim burada şey yaptılar. Başımın etini yediler. Ben aslında ilk yayında sana sormuştum. Özellikle Ümit Özdağ'ı soruyorlar. Şimdi ben ama bu sorulardan biraz şunu anlıyorum abi. Bir şey arıyor gençlerimiz diyeyim. Hani kurtarıcı figür mü diyeyim artık? Biraz öyle yorumluyorum. Ümit Özdağ hakkında ne düşündüğünü, nasıl yorumladığını, özellikle İyi Parti'ye, yani MHP'den geçmesi, ardından İyi Parti'den istifa etmesi falan. Biliyorsun Sedat Peker desteklemişti onu orada. Alaaddin Çakıcı da Devlet Bahçeli'yi desteklemişti. MHP kongresi yapmışlardı onda. Evet. Bahçeli Çakıcı'nın desteğiyle işi götürdü, kapattı konuyu. Bunu Peker ve Özdağ tarafı da kaybeden taraf olmuş olduğu dönem. Şöyle detayına girmeyeceğim, bana da soruyorlar çünkü şundan diyorlar. Bizim buradan konuşacağımızdan şey çıkaracaklar, kim oy verelim diye. Ben net şekilde söyledim ki oy konusunda kimseye bir şey söylemeyeceğim. Kimsenin fikrine müdahale etmeyeceğim. Veya bir fikir vermeyeceğim kim oy versinler diye. Yani bu benim şeyime ters, anlattıklarıma ters, Evet. yapıma ters. Buna oy verin, şuna oy verin diye. Hepiniz kendiniz belirleyeceksiniz. Kendiniz oturun, okuyun. Parti programlarına bakın. Destekleyeceğiniz adamı kendiniz seçin. Bu bir. İki, mülteci konusunda konuşmuştuk. Ümit Özdağ reel şekilde açıklayan, mültecileri nasıl göndereceğiz diye açıklayan tek kişi. Yani iyi ya da kötü demiyorum sana bu adam. Etik olarak iyi ya da kötü demiyorum. Bu kadar da uğraşmadım zaten partiyle ilgili. O kadar zamanım da yok. Yani hangisini okuyacaksın? Deva'yı mı okuyacaksın? Geleceği mi okuyacaksın? İşte Ümit Özdağ mı? Zafer, Memleket. Hangi birle o şey yapacaksın, ilgileneceksin? Çok fazla doğal olarak zaman da yok. Yani partinin deklarasyonunu bile okumadım ben. Yani ne deklar et, ne yapacağız diye. Bir tek mültecilere karşı olduğunu biliyorum. Zaten en Zaten bilindiği nokta herhalde o. oradan Aynen. yürüyecek tahmin Aynen ediyorum. öyle yürüyor. Bu da bir nokta yani. Bir ekonomi ise iki mülteciler şu anda yani. İki nokta varsa bu. Babacan ekonomiden yürüyorsa o da tabii ki de mültecilerden yürüyecek. Hakkıdır yani. Ve Pakistan, Afganistan örneğini vermişti. Reel olarak örnek veren tek siyasetçi o. Evet. Ama ben kendisi seçileceğini sanmıyorum da göndereceğini de sanmıyorum mültecini. Anlatmıştım zaten. Ama göndeririz diyenlerin arasında en realist şey, çözüm sunan kişi o. İktidar zaten göndermeyeceğini söylüyor. Muhalefetle milleti biraz laf ebediyle kandırıyor. Göndereceğiz ama gitmek isteyenleri. Falan böyle olmaz abi işler. Parantez açıyor sonra. Kalanları entegre edeceğiz. Yani 100 kişi gidecek toplasan. Ha, gitmek isteyen şu anda bile gider ki. Yani madem Gider tabii ki. iş ona Af kaldıysa. çıkarıldı zaten. Esad af çıkardı biliyorsun. Tabii. Ya bayramda bile gidiyor, adamlar da geliyor sonra Gidiyor yanına. ya, en iyi örneği o. Adam parayla geliyor abi zaten. Buraya Evet. adam parayla geliyor. 100 bin dolarla gelmiş. 100 bin Evet. doları var, burada dükkan açıyor. Adam göç etti sadece ya. Mülteci falan değil, göç etti. Ve Aynen bunun öyle. özgüveni de var onda zaten. Söylüyor, bunun özgüveni var. Çekinmiyor adam. Misafir olarak görmüyor kendini. Evet, hakikaten öyle.